Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Bugün İşava geliştirici kampımızın 7. gününe başlıyoruz sizinleyim. Arkadaşlar bir önceki programımızda geçen hafta pazar günüydü. Evet, sizinle genel bir tekrar yaptık ve akabinde biraz daha <laughs> uygulamamızı geliştirerek belli bir noktaya getirdik. Şimdi bugün itibariyle e, uygulamamızda biraz daha geliştirme yapacağız, özellikle e, ilişkisel yapıların ORM'in daha iyi kullanılması açısından e, uygulanmasını görüyor olacağız ve ilerletiyor olacağız. Akabinde bir ders daha yapacağız. O dersimizde de sizinle böyle event güdümlü yapıları kullanarak burada bir çalışma olduğu zaman yani rentekar tarafında bunu bir inventory, stock gibi düşünecek olursak orada işte search işlemleri için elastik olabilir, mongo olabilir oraya denormalize yapıların nasıl aktarılacağını bir örnekle yapacağız. Ve bunlar bizim e, bu kampımızın temelleri olacak arkadaşlar. Bu kampımızda biz e, 8 ders yapmış olduk. E, bu da yaklaşık minimum 20 saatlik bir süreye denk geliyor. E, ders saati olarak gayet iyi bir saat. Temeller için e, öyle. E, özellikle canlı yayın olarak bu kadar yaptık ama e, özellikle ödevler çok daha yoğundu zaten o ara ödevlerle bir sürü konuyu ara konuyu kapatmış e, oldunuz. E, akabinde bu kamp bittikten sonra sizinle birazcık böyle e, advance çalışmalar ileri seviye çalışmalar yapmak istiyorum e, özellikle Java tarafında e, bu da e, temel bir mikroservis altyapısının öğrenilmesi, kurgulanması, neye dikkat edilir? Bunlarla ilgili bir çalışmamız olacak. Onu da ilerleyen günlerde, haftalarda duyurmuş olacağım sizlere arkadaşlar. Bunun dışında bir tane de onu yüksek ihtimalle haftaya başlatacağız. Gününü belirliyor olacağız. Yarın öbür gün. Bir tane Python programımız olacak. Bu Python programında aslına bakarsanız ben kullandığımız teknolojilerin gerçek hayattaki karşılığını kullanacak şekilde kullanılmasından öğrenilmesinden yanayım. Python özellikle Selenium gibi test otomasyon süreçlerinde çok güzel kullanılıyor, sektörde de gayet kullanılıyor. Bu noktada sektörde de e, test otomasyon uzmanlığı yani e, uygulamaları e, bir işte otomasyon sistemiyle test robotu diyelim sistemiyle test etme konusunda da bir e, proje yapmış olacaksınız Python'ı kullanarak yani e, temel Python'ı öğrendikten sonra siz onu istediğiniz yerde yine kullanabilirsiniz ama biz bunu bir proje haline bir projeyle beraber Kullanacağımız alan test otomasyonu olacak. E, o da sektörde özellikle e, kendini fazlasıyla göstermeye başladı. Belki de e, geçen seneki veya ondan önceki seneki yayınlarımda hep söylerdim. Yani önümüzdeki yıllarda yazılım tarafında e, analiz ve testin de yoğunlaştığını göreceksiniz. Neden? Çünkü bu bir e, iyileşme sürecidir aslında. Sonuçta yazılım çok geçmişi olan diğer bilimler gibi bir alan değil Dolayısıyla işte yazılımcı diye bir ifade vardır yani yazılım aslında sadece kodlamadan oluşmuyor. Sadece kod yazan kişiye yazılımcı denirdi ama günümüzde dikkat edin. Artık bu ifadelerin yerini yazılım geliştirici, yazılım e, analisti, yazılım test uzmanı gibi ifadelerin aldığını görecek, e, görüyoruz. Bu da e, aslında e, iyileşme süreçlerinin doğal sonucudur. Bu noktada sizinle böyle bir programımız da olacak. Orada dediğim gibi hem Python'ı e, öğreniyor olacaksınız hem de proje aşamasında e, Selenium'u görüyor olacaksınız. O dersi bu arada ben vermiyor olacağım yine bizim ekibimizde oldukça büyük projelerde büyük kurumlarla çalışan bizim ekibimizde olan Halit Halit Hoca veriyor olacak bu dersi yine mikroservis gibi kısımlarda ben sizinle çalışıyor olacağım diyebilirim yani şöyle Java'da olabilir, Selenium tarafında. Ama sektörde ikisi de kullanılıyor. Hatta malum biliyorsunuz birçok kurumsal organizasyonla çalışıyorum. Onlarda da genellikle Python'ın kullanıldığını görüyorum. Bu test otomasyonu tarafında. Java'da kullanılıyor kesinlikle. Ama biz Java kampını yaptıktan sonra bir de hani onu Python'la süsleyip bambaşka bir alanda ilerliyor olacağız. Zaten siz eğer Java'yı biliyorsanız sonuçta Selenium'u öğrenirken ee, isteyenler orada Java'da kodlayabilir. Dolayısıyla olaya şey olarak bakmayın. Yani dil olarak bakmayın. Zaten her zaman söylüyorum biz programcıyız arkadaşlar. Bazen işte bana böyle söylüyorlar işte ya bu kadar şeyi nasıl biliyor? Ne ara öğrendi? Benim klasik cevabımdır. Yani bunlar birbirinden çok farklı şeyler değil. Ben programcıyım ve programlamayı biliyorum. Dolayısıyla diğerleri birbirinden sintaks ve küçük farklılıklarla ayrılırlar. Onu da öğrenmek zor değil. Özellikle tecrübeli arkadaşlar bunu tecrübe ettikçe görürler zaten. Evet derslerinizi dinlemeye özledim uzun zaman sonra yeniden dersteyim ee, aslında geçen hafta da yaptık sanırım sen o zaman yoktun ee, Fatihciğim evet hadi bakalım mikroservis kısmı Java'da mı anlatılacak bu soruyu da yanıtlayayım madem ee, hem Java hem de .net için bir program yapıyor olacağım onu olgunlaştırmaya çalışıyorum ve takvimlemeye takvimleme dönemindeyim arkadaşlar ee, ...ya ayrı ayrı yapacağım... ...ya da... E, ...benim böyle önceden beridir... E, ...kafamda olan bir proje vardı. E, artık kendimi... ...tekrara düşürüyorum. Biliyorsunuz ben olduğum yerde... E, ...böyle fikirler... E, ...eğitimle ilgili fikirler üreten birisiyim. E, belki de... ...geçmişten beridir... ...böyle kafamda olan bir... E, ...teknikle o da nedir? Aynı anda... ...hem Java... Hadi gelin şimdi Visual Studio'yu açalım. Bir de .NET'ini, aynı şeyin, aynı Java karşılığını, Spring karşılığını ve .NET karşılığını hadi beraber yapalım. Modeli de olabilir. Ya ayrı ayrı yapacağım ya da beraber sizinle yapıyor olacağım arkadaşlar. Geçmiş olsun Ömercim. Deprem bölgesindeymiş kendisi. Sen de iyi ki varsın. Evet hadi bakalım. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar önceki dersimizde yine biz tek entitimiz olan brand üzerinden gitmiştik hep beraber. Marka bir rentekar firması için yazdığımızı düşündüğümüz bu projede bir marka nesnesiyle gitmiştik ama bu marka nesnesi e, tek başına şu an duruyor. Fakat neler var? E, marka diyelim. Marka ne olsun? Örneğin işte BMW olsun. E, bu markadan bir sürü araba kiralıyor e, bu firma. Dolayısıyla BMW'nin 1 serisi, 2 serisi, 3 serisi... 4 serisi, 5 serisi, 6 her neyse e, e, bunlar var. E, her birinin de ister istemez tabi nesi var? E, bir fiyatlandırma politikası var. Dolayısıyla bizim bu yapıları kurgularken ilişkisel bir modelde bunların arasındaki bağları da kurmamız gerekiyor. Özellikle şunu e, sektörde görebiliyoruz. Yani kurumsallarda bile görüyoruz. E yani bu nesneleri tanımlıyor. Ama bu nesnelerin arasındaki ilişkileri ben de yok veri tabanını çizdim, onu oluşturdum. Burada da kodsal olarak ben ne yapacağımı biliyorum. O ilişkileri burada kurgulamayı tercih etmiyorum. Yani ORM'i antipattern olarak da görenler var sektörde. Bu bu arada hani şeydir. Hani öyle görüyor olması onu kötü yapmıyor. Herhangi birini kötü yapmıyor. Aslında kendi bakış açısında da gayet mantıklı söylediği şeyler oluyor. Bunu birçok yerde de konuşmuşumdur. Bu organizasyonlarda. Böyle yapmayanlar da var. Ama hani ORM kullanıyorsanız işte bunu bir JPA standartlarıyla kullanıyorsanız e tabi madem ORM o zaman ORM'in kurallarını da e, uymak gerekiyor e, ama bunu kullanmayıp e, bunun yerine e, hala e, klasik JDBC gibi veya o JDBC'yi daha iyi iyileştirdiği, kullanımını kolaylaştırdığı altyapılarla ilerleyenler de var. E, fakat biz sı sıklıkla kullanılan bu ORM altyapısını e, sizinle Object Relational Mapping yapısını olması gerektiği gibi. Madem ORM kullanıyoruz biz de e, ORM standartlarına uyuyor olacağız arkadaşlar. evet. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi bu markanın e, bir de modelleri var. Bir de Bizim akabinde arabaları tanımlamamız gerekiyor. Yani bizim envanterimizde bulunan, inventory dediğim o, envanterimizde bulunan arabaları da planlamamız gerekiyor. Sonuçta e, işte 2022 model bir arabayla e, 2015 model arabanın kiralama bedelleri aynı olmayabilir. Veya e, biz envanterimizde hangi arabadan e, ne kadar var? Bunları da, ya da hangi arabalar var, bunların plakaları neler, bunları da görmemiz gerekiyor. E, dolayısıyla sadece modelden gitmemek gerekiyor. E, yeri gelecek biz bu arabaları bakıma göndereceğiz. E, aynı markanın, aynı modelinin 3 tane arabası varsa e, biz birinin bakıma göndermiş olabiliriz. Hangisini gönderdiğimizi, hangi araba nerede bunları biliyor. ...olmamız gerekiyor. Takip edebiliyor olmamız gerekiyor. Bugün sizinle bu... ...envanterdeki marka... ...model ve arabaları... ...planlıyor olacağız. Kodluyor olacağız arkadaşlar. Şimdi... ...Entities Concrete tarafında... ...hemen yeni bir... ...klasımızı oluşturalım. Bu klasımızın... ...adı Model olsun. Model olsun yani. Aynen Brand'deki gibi... ...gerekli anotasyonları oradan alıp buraya getirelim. Bu bizim veri tabanımızda tablo olarak models'a karşılık gelsin arkadaşlar. Modelsa model nesnesi. Yani tablo isimlendirmeleri aslında bakarsanız e, kendi her veri tabanında e, farklılaşıyor arkadaşlar. Yani her veri tabanı e, bu tablo isimlendirme konusunda böyle o veri tabanı ürünleri bir community ortak bir konsensusta varamamıştır açıkçası geçmişten beri birisi der ki gider Oracle'a bakarsınız işte e, özellikle eski dokumentasyonlarından bu alışkanlık gelir der ki hepsi büyük harf olacak tekil olacak e, aralarında alt çizgi olacak falan der İşte SQL Server der ki Hayır, e, tekil olmayacak, çoğul olacak. E, bunlar e, Pascal Casing kelimelerin ilk harfleri büyük olmalı der. Gibi gibi böyle e, bir konsensus yoktur açıkçası. Bu da aslında bakarsanız e, veri tabanı geçişlerinde e, böyle sektörde her zaman problem olmuştur. O yüzden e, sektörde şeyi çok görmeyiz. Yani e, şirket 15 yıldır Oracle'la çalışıyor. SQL Server'a veya tam tersi geçiş e, yapmaz. O veri tabanına sabit kalır. E, belki hani yepyeni bir projelerde farklı veri tabanları e, ancak o zaman sürece dahil olabilmekte arkadaşlar. Şimdi model içinde aynen markadaki gibi bizim iki tane alanımız olacak. Bunlar çok benziyor. E, bu o yüzden vakit kaybetmeyelim burada. E, e, ID ve name alanları olsun olayı da böyle olabildiğince basit tutacağım ama geliştirmesi gayet kolay olacak bir şekilde uyguluyor olacağız arkadaşlar. Bekliyorum. O sırada böyle denk gelirse güzel sorular onları da gördüğüm kadarıyla yanıtlayayım. ...request-response pattern ile yapmayacak mıydınız bu kursu hocam? Ee, Kubilay zaten request-response pattern ile yapıyoruz. Ee, şey için mi söyledin acaba bunu? Event güdümlü yapı için mi söyledin? Bunlar birbirini tamamlayacak şeyler. Birbirinin alternatifi değil. Evet model nesnemizi bu noktada kurduk ve lütfen marka nesnesine gidelim. Ben de buradan şu canlı akan yayını durdurayım ki bize şey teşkil etmesin. Bandwidth konusunda. Evet. Marka nesnesine gelelim arkadaşlar. Hemen. Evet, evet. Docker, e, RabbitMQ, RabbitMQ Java tarafında e, Kafka kullanırım. E, kullanırım. E, .NET tarafında eee Docker e, pardon, RabbitMQ e, kullanmayı tercih ederim. Sebebi de ne? Aslında bunlar şey değil arkadaşlar. Yani birbirinin e, alternatifi olan şeyler. Fakat ben her zaman o teknolojide sektörde en çok ne kullanılıyorsa ...oradan gitmeye gayret ederim ki yani... ...yarın öbür gün siz... ...Java ortamında bir yere gittiğinizde, çalışan bir yere... E, ...rebit görmüştünüz, aa onlar... E, ...bir baktınız, e, şey kullanıyorlar... ...kafka kullanıyorlar. E, sadece Java komünitesi kafkacı olduğu için... E, ...Java tarafında kafka... E, .NET tarafında, .NET komünitesi de bayağı rebit emkücü. E, .NET tarafında da RabbitMQ, hatta ikinci seçeneğim olsa e, onu şey, az, Azure Service Bus yani ikinci sırada o geliyor, üçüncü sırada Kafka geliyor diyebilirim .NET dünyasında. E, o yüzden hani benim için hiç fark etmiyor. E, hepsi de e, kullanılabilir. Evet hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar Bakın bir marka açısından düşünecek olursak şimdi bu ilişkilendirme belki de böyle öğrencilerin e, hani veri tabanını yaparken çok zorluk yaşamıyor. Diyor ki yani marka model ben giderim modele bir tane brand id koyarım olay biter. Yani bunu şey bir projede ben yine kalemimi almamışım. İzninizle hemen kalemimi alacağım. Pardon. Evet aldım kalemimi. Bakın kalem. Evet şimdi şöyle ki yani bir veri tabanı mantığında gidecek olursak bunun ödevini vermiştim size. Zaten izlemiştiniz. Şimdi brand yani marka için gidelim. Yani bunun veri tabanını oluşturuyor olsanız gidersiniz ID name verirsiniz. Ama bunun işte modelini kurguladığınız zaman ID verirsiniz. Name verirsiniz. Yani modelin ismi. Diğer bilgiler varsa onları verirsiniz. Sonra gelirsiniz hani buna bir tane dersiniz ki bu modelin e, markası budur dersiniz. Yani brand ID verirsiniz. Şimdi biz ORM'lerle, ORM teknolojisiyle çalıştığımız zaman, altyapısıyla daha doğrusu... E, ...çalıştığımız zaman biz ne yapıyoruz? Aslında veri tabanının class karşılıklarını oluşturuyoruz. Dolayısıyla biz burada aslında ki burada şöyle bir ilişki kurduğunuzda siz ne demiş oluyorsunuz? Ha, bire çok bir ilişki var bu ikisinin arasında demiş oluyorsunuz. Yani şu brand ID çok kere tekrar ediyor ya burada. Burada çok kere tekrar ettiği için ama aynı ID mesela marka ne olsun? BMW 1 diyelim ki. Biri bir kere kullanmış olduğunuz bakın bire ama model tablosunda o brand ID yani bir numaralı ID defalarca kullanılıyor. Dolayısıyla bunların arasında bire çok ilişki var diyoruz. Bu noktada şimdi biz ORM ile çalıştığımız zaman da şunu söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Diyelim ki elimizde bir tane marka var. Yani bir brand nesnesi var. Sen geliyorsun burada Brent diyorsun. B diyeyim. kısaltma kullanmıyoruz. Burada yerim dar diye kısaltma kullanıyorum. New Brent diyorsunuz değil mi mesela? Şöyle. Şimdi bu B'nin neleri var arkadaşlar? Modelleri var. Bakın normal veri tabanını tasarımını veri tabanı tasarımını yaparken biz mantıksal olarak şunu biliyoruz. Yani bu modelin içindeki her bir ID aslında Brent'ten geliyor. Ama class karşılığını oluştururken bizim buradaki sadece mantığını kurduğumuz durumu class'a dökmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Mı? Dolayısıyla bulunduğumuz yerden gidelim. Tamam mı? Bulunduğumuz yer neresi? Brent. Şimdi bu markanın neleri var arkadaşlar? List of Java Util'den Control Space ile getirdim. List of Model. Bunu da Control Space ile modeli getirdim. Bir arabanın neleri var? Modelleri var arkadaşlar. Bakın iki tarafta da bunu söylüyoruz. Bir arabanın modelleri var. Ama bir modelin kaç tane markası olabilir? bir tane markası olabilir. Dolayısıyla benim burada bir tane private brand brand nesnesini oluşturmam lazım. Yani elimde diyelim ki bir model nesnesi var. Onu nivledim. Model nokta model ne olsun? BMW 3 serisi. 320. O 320'nin markası ne? Dediğimizde aslında elimizde yepyeni bir nesne olacak arkadaşlar. Tamam. Bunların arasında böyle bir ilişki var. Şimdi tamam güzel. Kurguladık bunu. Bu arada en çok e, göreceğimiz e, sektörde göreceğimiz ilişki türü de budur. Bire çok ilişkiyi en çok görürüz. İkinci aşamada birebir ilişkiyi görürüz. One to one ilişkiyi görürüz. O bire çok yani bir veri tabanını düşündüğümüzde ortalama söylüyorum tabii bunu. Yani 30 tane bire çok ilişki vardır. Belki bir tane e, bire bir ilişki vardır. Daha azdır. Yani projeye göre değişmekle beraber genel oran budur arkadaşlar. Bir de çoka çok diye bir ilişki var arkadaşlar. Fakat bu çoka çok ilişkinin olmasını gerektirecek o Veri tabanında aslında standartlara uyuma noktasında, veri kaçaklarına sebebiyet verme noktasında zafiyetten başka bir artısı yok arkadaşlar. İşte many to many diye. Onu zorunlu many to many yapmayı gerektirecek bir senaryo bile yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla ben hiçbir zaman many to many'yi zaten uygulamıyorum. Bugüne kadar da hiçbir projemde ihtiyaç duymadım. O aslında ara bir tabloyla aralarındaki ilişkilendirme yapılır normal şartlarda. O yüzden ya bire bir ya da bire çok ilişkiyi kullanmanızı tavsiye ederim. Ama yine sektöre başladığınızda böyle many to many'i nadiren de olsa az da olsa Görebilirsiniz arkadaşlar. O da çoka çok dediğimiz bir ilişki nesneler arasındaki ilişki türü arkadaşlar. Şimdi herkes bir brande gelsin bakalım. Şimdi bakın. Şimdi ORM şu konuda çok akıllı. Sen şu an modeldesin ya. Model üzerinden düşünüyoruz tamam mı? Yani benim buraya yazacağım şey tamamen yeni öğrenen psikolojisiyle gidiyorum. Benim bunun üzerine yazacağım ilişki ismi arkadaşlar, ilişkilendirme ismi tamamen olduğum tablo ile, nesne ile böyle referans aldı nesne arasında olur. Dolayısıyla olduğum nesne İlki yazılır arkadaşlar. Bakın Brent kaç tane olabiliyordu? Oradaki ID'den bahsediyoruz aslında. Kafayı karıştıran şey çoğunlukla o oluyor ya. Brent tablosunda bir sürü data var. Hayır. Aslında olay ID üzerinden gidiyor. İlgili ID, modelle ilişkilendirilen ID hani modelde brand ID olarak olacak ya. Burada kaç kere var? Bir kere var abi. One, two, Peki diğer tarafta kaç tane? One to many arkadaşlar. Ne çok bugün özleme mesajı gönderdiniz arkadaşlar. Ben de sizi özledim. Dolayısıyla çok güzel söyledin Hikmet. E diğer tarafta da şimdi bakın brand açısından gidiyoruz bakın. Olduğum tablo model. Bakış açım modeldeki ID ile bu branddeki ID. Onu yakalarsanız olay çözülüyor zaten. Modeldeki ID, yani brand ile ilişkilendirilen ID'den bahsediyoruz. Kaç kere tekrarlanıyor burada? Çok kere tekrarlanıyor. Many, two, one. Bakın tam tersini burada yapmış oluyoruz. Hakikaten e, klavyeden ben de çok memnunum. E, bu Klavyeyi geçen ayda sanırım bir buçuk ayda olmuş olabilir. E, bir tane ünlü bir marka. E, direkt e, hediye etmek istediğini söyledi. Ben duyurmadım tabii bir yerde de. E, hem klavye hem de mouse. E, ben de normalde böyle çok değiştiren biri değilim. Fakat e, ben de kullandıkça çok e, memnun oldum. İsim vermeyeceğim tabii şu an. Reklama girer artık. Evet, evet. Şimdi one to many ilişkilendirme yapıyoruz ya burada, Brentte. Burada şöyle bir şey veriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir e, parametresi var, mapped by. Yani bu ilişkilendirme model nesnesinde hangi alanla ilişkilendirilecek. Bak tam olarak bu. Tamam mı? Bak bilerek de kopyalıyorum. Tam olarak bu. Mapped by brant Tamam. Bunu ilişkilendirmiş olacağız. Bu şekilde. Control space yapın gelir. One to many'yi çözmemişsinizdir. Ben elime alışkanlık control space yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Bakın görüyor musunuz? One to many'yi getirdim böyle. Import ettim. Bakın gelmez normalde. Böyle altı çiziliyse ise control space hop çözer zaten. Bakın geri getirdi. Bakın bunu bu alanı aslında biz e, model nesnesindeki brand anıl alanıyla ilişkilendiriyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar şimdi veri tabanı mantığını az önce gösterdim. Ne vardı? Brand'in ID ve name'i vardı. Ama model açısından, veri tabanı açısından ne var? ID'si ve name'i yani modelin id'si ve ismi var. Ama orada bir de senin brand id diye bir şey bırakman gerekiyor. Ona da, onu da join column'la yani bu iki tablo aslında birbiriyle nasıl join oluyor? Orada da yine pardon name miydi? Name brand id arkadaşlar. Bunu yani şöyle brand id de verseniz e, bunu standart çözüyor arkadaşlar. Peki niye böyle yaptım? Ben niye böyle yazdım? Çünkü e, Postgre tarafında oluştururken yani bizim buradaki resourceda verdiğimiz e, driver, driver olarak hibernate dialect olarak Postgre'yi tercih ettiğimiz için arkadaşlar Postgre onu alt çizgili ekleyecektir. Yani kısacası bizim bu tablomuz için veri tabanına gidip bir tane brand ID alanı koyacak ve bu brand ID ile brand arasında bir fiziksel ilişki kuracak veri tabanı seviyesinde. ...tekrar anlatıyorum. Bakın arkadaşlar burada... ...marka nesnesindeyim. Bunun veri tabanı karşılığını... ...unutmayın lütfen. Hatta şöyle bir şey yapayım ben. Sizin için... ...burası hakikaten... ...böyle en... ...öğrenirken... ...en zor anlaşılan... ...yerlerden birisi... O da belki de hani daha önce veri tabanlarında çok çalışmamaktan olabiliyor. Ya da... Yani oradaki mantığı buraya e, aktaramamaktan. Şunu bir durdurayım. Bize bandwidth problemi oluşturmasın. Şimdi bakın. Brands diye bir tablom var benim. Tamam mı? Bakın brands tablosunun içinde... Bunu da bold yapayım. Brands tablosunun içinde id'si ve name'i var değil mi? Ama... Bir de models tablom var. Models tablomda ise id name bir de brand id diye bir alana ihtiyacım vardır benim. Yani buradan ben neyi kurgulamış olurum? Neyi kurgulamış olurum? Bu modelin id'si ne? Kendi id'si. 1, 2, 3. Name'i ne? Series 4. 4 serisi. Ee, Peki markası ne? Marka ID'si ne? 1. BMW gibi. Tamam. Dolayısıyla yani veri tabanı seviyesi budur arkadaşlar. Veri tabanında gidip de bunun içine başka bir şey modelle ilgili bilgi koyulmaz. Zaten o bilgi modelin içinde hangisi olduğuna dair bilgi burada mevcut. En iyi ikisini bir arada tutmuyoruz falan? Bu tabii ki normalizasyonun konusu. Bununla ilgili önceki ödevlerde verdiğim ders e, önemli arkadaşlar. E, bir türlü çıkmıyor ya import ettiğim halde e, bunun şuradan geldiğine emin misin? One to many'nin Javax, Persistence One to many'nin burada olduğunu emin misin? Ona bir bak lütfen. Dolayısıyla ben bu hareketi yaptığım zaman one to many diyerek bu modeller için aslında bunun karşılığının yani sen burada şunu söylemiş oluyorsun. Bir numaralı markanın modellerine erişmek istiyorsan aslında sen oradaki brandi baz alacaksın. Şunu baz alacaksın. Ve buradaki join kalımla beraber de aslında modelin içerisine hangi alanın ekleneceğini belirtmiş oluyorsunuz. Burada verdiğiniz id de aslında bakarsanız brand'teki id'dir. Onun want to many'nin arkadaşlar burada veya many to one'ın şuradan geldiğinden emin olunuz şöyle yazacaksınız. Yani kontrol space yapıp yanlış e, importu getirmiş olabilirsiniz. Yani elle de yazabilirsiniz buraya. Evet, hadi bakalım. Problem yaşayanlar Discord'dan destek alabilirler arkadaşlar. Bakın biz bu kurguyu yaptığımız zaman uygulamamızı da bu noktada çalıştıralım. Kaydettim her şeyi. Ve bu Rentekar Application Java yani main'in olduğu, main metodumun olduğu Java dosyasını run as, java application diyerek çalıştırdığımda ben burada şu resource dosyamda bakın ne, ne dedim burada nerede o şurada bakın. Bakın şu DDL update DDL auto update özelliği arkadaşlar. Aslında ne yapıyor biliyor musunuz? Burada code first çalışmış oluyorsunuz yani Git nesnelerine bak. O nesnelerde artılar, eksilere bak. Ona göre veri tabanını da yeniden yapılandır demek. DDL Data Definition Language arkadaşlar. Data Definition Language. Yani nedir bu? İşte Create ve Alter söz dilim dizimlerinde kullandığımız kısacası daha basit haliyle e, tablo oluşturma işte view oluşturma gibi yazdığımız kodlara karşılık gelir e, veya bir kolon ekleme, kolon silme gibi şeylere karşılık gelir. Siz bu değeri verdiğinizde oluşturur. Şimdi yine bununla ilgili de sektör tecrübesi olmayan arkadaşlarıma bir bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar çoğu kurumsal projede yani illa kurumsal olması da gerekmiyor firmanın, yani daha küçük çaplı da olabilir. Veri tabanları aslında vardır arkadaşlar. Yani veri tabanları olduğu için siz hali hazırda bir veriniz vardır. Onunla ilgili yeni bir proje yaparsanız bu DDL Auto her projede kullanılmaz. Yani Code First tekniği her projede kullanılmıyor. Ama özellikle sıfırdan başlanan projelerde migration altyapıları da kurgulayarak bu şekilde de gidilebilir. Yani... Siz bunu veri tabanınız hazırsa, tamam bunu unutmayın. Yoksa bir anda e, burayı copy paste yaparsınız. E, ne de olsa hani bununla ilgili tecrüben var diyerek direkt copy paste yaparsınız. Sonra bir bakarsınız veri tabanı kendinden geçmiş. Sebebi de budur arkadaşlar. Yani hazır veri tabanınız varsa bunu silmeniz yeterli olur, tamam. Ama biz işin tamamen böyle veri tabanını da otomize ettiğimiz bir yapı, yapıda çalışmış oluyoruz arkadaşlar. Rent a car camp demişiz. Ah şu. Süper. Şamaları açalım. Tabloları açalım. Evet bakın gelmiş gördünüz mü? Otomatik oluştu arkadaşlar. Evet. Bakın brand tablomuz için şurada açtım. Güzel. Zaten markalarımız mevcuttu. Modele bakalım nasıl bir şey oluşmuş. Süper. Bakın ID, name ve brand ID şeklinde oluşmuş. Burada ID'miz tabii ki Prenlik. <laughs> Şimdi bir de şeye bakalım. Mesela bakın model. Constrain'in altındaydı sanırım. Evet bakın burada. Bakın bir foreign key kurup Koymuş buraya bu foreign key arkadaşlar bizim ee, O id alanımız için koyulmuş bir foreign key Bakın brand id Tamam Arkadaşlar eğer burada bekliyorum tabi burada kurgunuzu yapın diye. Eğer hatalı bir şey yaptıysanız yanlış sonuçlar alabilirsiniz. O yüzden dikkat ediniz. Burası one to many. Burası ise men to one olacak. Tamam. Süper. Hadi bakalım. Yalnız tam zamanında başladık bugün. Vakit nasıl geçti anlamadım. Süpersiniz. 22'de dersteyiz arkadaşlar. Bir mola verdik. Tekrardan merhaba arkadaşlar, sizinleyim. Güzel. Şimdi e, marka ve modeli kurguladık. Elimiz değmişken bir de bu sisteme bir de araba ekleyelim. Hem de hem projeyi zenginleştirelim, hem de e, şeyi görelim. Yeni bir örneği görmüş olalım. Bu noktada anotasyonlarım aynı. Sadece tablo ismi olarak cars olacak. Başka name olmaz. ID alalım yeterli. Evet. copy paste yaptım arkadaşlar. Bu noktada e, özellikle öğrenme döneminde hocanın e, dediğini yapın ama yaptığını yapmayın. Dediği de şu, copy paste çok yapmayın. <laughs> evet, arabanın ID'si var arkadaşlar. Bu arabanın ekstradan eee nesi olsun? Plate olsun. String plate diyelim. Bu kolon olarak e, column name alalım. Hemen name olarak ne olsun plate. Plate plaka demek tabi. E, bunun dışında neler olabilir? Bunun daily price günlük fiyatı. Araba kiralanacak. Günlük fiyatı. Yani bu liste fiyatı olacak arkadaşlar. Dolayısıyla buna bir de daily price ekleyelim. Başka ne koymuşum? Model yılı olsun mesela. Model yılı olsun. Bu araba kaç model gibi. Yani sonuçta bir model olabilir ama model ismi anlamında ama bir araba açısından baktığımız zaman o arabanın model yılı ne? O olabilir. Tamam. Bir de buna state ekleyelim arkadaşlar state. Bunu şimdilik şöyle int geçelim. State ne? Bu araba şu an ne durumda? Yani mantıken atıyorum bir available. Yani bu araba kiralamaya müsait. 2 rented. 3 işte maintenance bakıma gönderdik gibi değerler olabilir arkadaşlar. Şöyle burada kalsın. Sonra istediğimiz zaman bakarız. Model year string kalmış arkadaşlar. Kesinlikle. Bunu integer'a çeviriniz. Peki arkadaşlar bakalım şimdi buraya bir araba açısından düşünelim. Ee, biz burada bu arabanın hangi bilgilerini yani diğer nesnelerle olan ilişki açısından söylüyorum. Yani arabanın marka bilgisini mi tutmalıyız burada yoksa modeli mi tutmalıyız bu klasın içerisinde hangisini tutmalıyız? İkisini mi tutmalıyız yoksa sadece biri yeter mi? soruyorum size. Düzelttim daily price'ı. Ha daily price de arkadaşlar. Doğru diyorsunuz. Double yapınız. Daily price'ı double yapınız. Unutmayın. Harika. Şimdi arkadaşlar. Bakın. Veri tabanı ilişkilendirmesinde nasıl ilerleriz biz? Örneğin cars diye bir tablomuz da olsun. Tamam mı? Bu arabanın kendi ID'si, işte plate falan diğer bilgiler yazmıyorum hepsine. Bakın ben buna bir tane model ID geçmem yeterli. Yani bu arabanın modeli ne? Bu arabanın modeli atıyorum bir numaralı model. Bu modelin zaten bir numaralı modelin markası var zaten modelin içinde. Dolayısıyla benim buraya sadece ve sadece modelini geçmem yeterli. Peki bu neye benzedi? Burada. Aynen aslında benim şurada yaptığım harekete çok benzedi. Geldim buraya. Şöyle. Şunu almayı unuttum. Tabi. Keşke onu yazsaymışım gerçi. Tam buna benzedi arkadaşlar. Dolayısıyla burada model çözmeyi unutmayın import etmeyi yani çözmek diyorum. Dolayısıyla bu da model ID yani bakın şurada gösterdiğim hareket tamam mı? Model ID olarak bunu burada tutunuz. Ben ilk sorduğumda ee, yanlış bilgi vermeniz sorun değil arkadaşlar. Oradaki mantığı yakalamanız önemli. Yani yine sektöre gitseniz, inanın şundan o kadar çok örnek görürsünüz ki, şu hareketi yapan o kadar çok örnek görürsünüz ki, bu tip senaryolar arkadaşlar birçok veri kaçağına da sebebiyet verir. Veriyi tekrarlamayacaksınız. Gereksiz tekrarlamayacaksınız. Her gereksiz tekrar veri kaçaklarına bir e, durum oluşturur. Şimdi bu noktada bakın bir modelde atıyorum BMW'nin 3 serisi. Bu modelde bir sürü araba olabilir arkadaşlar. Değil mi? Yani o modelde firma elinde 10 tane 3 serisini. 320, 318, 316. Her neyse tutuyordur. Her bir modelden atıyorum 320'den 10 tane tutuyordur. 10 araba tutuyordur. Dolayısıyla o modelin bu envanterde bir sürü arabası olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla private list of car cars şeklinde veriyor olacağız. Bakın bu da aslında bu markanın bir sürü modeli vardı ya o mantıkla çok aynı. Bir modelin de bir sürü arabası olabilir. Peki oradaki e, hangi alanla ilişkilendireceğiz? Model alanıyla. Yani kardaki şu alanla ilişkilendireceğiz. Ama bu tabloya model ID bırak demiş oluyoruz. Bu çerçevede. Evet. Model görüntümüz de bu şekilde. Brand'in çok benzeri. Bunu private yapmamışız bu arada arkadaşlar. Hemen onu da şimdi gördüm. Düzeltmiş olayım. Açtım tekrardan modeli. Buyurunuz. Çok güzel bir şey söyledi. Judy Peter. Demiş ki o zaman plaka primary key olmalı sanırım demiş. Arkadaşlar bir tabloda bir tane primary key olabilir. Primary key de bizim ID alanımızdır. Yani sen buna ID deyince onu primary key yapmış oluyorsun. Bir tane alan olabilir. Yani bir, bir alan diyorum özür dilerim. Bir tane primary key olabilir. Ha birden fazla alan birleşip primer 2 olabilir. Ama bunu gördüğünüz esnada aman aman diyeyim arkadaşlar. Öyle bir şey yapmayın. Tek kolondan gidin. Bir ID'si olsun. Ama işte diyor ki ya bir alanda veya iki alan da onların böyle eşsiz olması gerekiyor. Öyle bir senaryoda arkadaşlar biz unique constraint dediğimiz bir yapıyla çalışırız. Yani bu veri tekrar edemez demek o. Unique constraint bu noktada ilişkilendirmelerden ziyade sadece o tabloda o veri tekrar etmeyecek için kullanılmalı arkadaşlar. Tamam? Buna dikkat ediniz arkadaşlar. Bekliyorum. Spring'in farklı versiyonlarını, yeni versiyonunu kurmuşsunuzdur arkadaşlar. Ee, bizim kullandığımız sürümü değil de Muhtemelen yeni e, Üç küsür versiyonunu kurmuşsunuzdur. Bazı importlarınız değişmiş olabilir. Jakarta'yı da kullanabilirsiniz. Onun yerine. Evet, bunu onu Nasıl yaparız? Şöyle yaparsın. Nerede o? Plate. Geldim. Şöyle unique değerini true verirsen bu veri tabanında aynı zamanda unique constraint koyar arkadaşlar. Unique kısıtı koyar. Ee, Nezircim tam olarak onu söyledim. Ee, buna özellikle tekrardan vurgu yapmak istiyorum. Yanlış yere gidebiliyor. Yani yanlış anlaşılabiliyor. Demiş ki sektörde ID klaslarla çalışıp birden fazla alanı ID olarak belirleyebiliriz. Birden fazla primary key olabiliyor hocam. Bundan bahsetmedin demiş. Birden fazla primary key olmuyor orada nezir. Aslında 3 alan birden tek primary key oluyor. Yani primary key olarak koyulan, belirtilen alan e, tek bir alandan oluşmuyor da üç alandan birden oluşuyor. Fakat yine de bu doğru bir kullanım değil. O üç alanı birlikte unique constraint olarak, üç alanı birden unique constraint kurmak için şurada unique constraint oluş constraint'ler oluşturursunuz arkadaşlar. E, o, o Tamam mı? Yani onun yerine o üç alana unique constraint koyup ayrıca bir id kendi tablonun kendi id'sini koymalısınız. Tamam mı? Süpersin. Evet bunu da halletmiş görünüyoruz. Bir eksiğimiz var mı kontrol edelim arkadaşlar. ID'miz integer. Plakamız string. Daily priceımız double. Model yılımız integer. E, Stateimiz integer. E, modelimiz model zaten. Aynı şekilde modelde de e, arabaları var modelin ve bunu... Kar tablosunun nesnesindeki model alanı ile ilişkilendir. Bununla ilişkilendir. Aynı zamanda bu tabloya bir de model ID diye bir alan ekle ki veri tabanı ilişkilendirmesini yap. Birden fazla primary key olmaz arkadaşlar. Birden fazla alan... Ne kullanarak bir primary key yapabilirsiniz. Yani dersiniz ki bunu koymazsınız. ID'yi koymazlar öyle durumda. Tamam mı? Siz yapmayın bu yaptığım hareketi. Plate ne olsun işte? Model ID. Bu ikisini birlikte birden primary key olarak tasarla. Ama o tek bir primary key sadece iki kolon birden primary key olmuş oluyor. Yani ne demek istiyorum? Atıyorum ee, 06 ABC 06 diye bir plaka 34 ABC ee, 06 işte 35 ABC 35 34 diyelim bakın biliyorsunuz benim şehir sıralamam örneklerde aynı bu mesleki hastalık Ankara İstanbul İzmir Dediniz. Sonra geliyorsunuz işte diyorsunuz ki buna bir de model id. Bir numaralı model. İşte ne bileyim bir numaralı model. Bir numaralı model. Ne yapmış oluyorsunuz? Şu ikisi birden pk oluyor. Primary key oluyor. Yani sen biri bir daha tekrar edebiliyorsun gördüğünüz üzere. Sadece ikisi birden e, tekrar etmeyecek. Yani sen buraya sadece 06abc biri bir daha eklersen veri kızıyor o tasarım tekniğinde. Fakat doğru mu? Değil. Onun yerine onun yerine vay arkadaş onun yerine şu iki alanı unique constraint uk diyoruz biz buna. Bu iki alanı koy. Buna ayrıca bir id koy. Bu da pk olsun. Primary key olsun. Tamam mı? Yani doğru tasarım bu arkadaşlar. Bunun aksi ya öyle bir durum oldu ki böyle yapılması gerekiyor. Menu to menit içinde geçerlidir. Bir tane bile senaryo söylenemez arkadaşlar. Tamam. Hem kötü bir tasarım olur hem de sizi uğraştırır. Şimdi bu noktada biz bu modelimizi de kurguladık. Ya az önce gösterdiğim yapmak kötü, evet, doğru, ta, doğru e, bir pratik değil. Kaydettiğim anda bu tabi hop kendini yenileyecekti ki maalesef e, yenileyemedi. No identifier specified. Niye? Çünkü size yapmayın dediğim şeyi ben geri almayı unuttum. yok constraint'de problemimiz yok. Aynen öyle Alicim. Ee, Arman Arman sen, sen sanki bugün e, bana DM'den de yazmıştın cevap verdim mi hatırlamıyorum sana isminden hatırladım Spring Security Token Based Authorization gösterecek misin? Bunu Advanced Program'da hatta orada böyle sektörde Identity servisi olarak kullandığımız Key Clock üzerinden mis gibi uyguluyor olacağız. Eğer başımıza bir şey gelmezse. Hocam bana cevap vermediniz Alev. E, Alev çok mesaj var. Yani Arınman'ın da isminden e, şey hatırladım. Herkese cevap veremiyorum. İşte denk geldikçe bazen özellikle... E, tabi orada da trik vermiş olmayayım. E, böyle ilgimi çekecek mesela komik bir şey yazıldığında... <laughs> eğer ona gülüyorsa mutlaka cevap veriyorum. Veya o an e, boştaysam yine cevap veriyorum ama inan bütün mesajlara dönmem mümkün değil. Model entity class'ını açar mısın? Tabii ki açarım. Seni mi kıracağım? Evet biraz clickbait yapılıyordu. Şu an 232 arkadaşlar. E, Cemşit e, Kafka Evet Advanced Program'da konuşacağız. Pardon özür. E, bir sonraki derste direkt Kafka uygulayacağım. Sizin için. E, o da bu kampın son yayını olacak zaten. <laughs> sonrasında onu advance programa taşıyacağız. Yani ona da devam edebilirdik ya. Yani onu 9 gibi düşünün. Yani bugün 7, 8'i yapacağız. E 9 gibi düşünün onu. E, ama e, burada en azından e, özellikle yani bu bu konuları bilenler e, tabii ki bu kampta gelmiyor. Hani onlar için de yeni bir başlangıç olsun. Aynı zamanda YouTube kanalımızda da yepyeni bir başlık gibi olsun diye bunu uyguluyorum. Bugüne kadar YouTube'da neyi paralı yaptım? Ücretsiz tabii. Ama o ücretsizle ilgili bir şeyim var arkadaşlar. Şimdi bir durum var. Bir yayını yapıyoruz ya. Sonuçta ben şunu da yapabilirim değil mi? ya? Yani yayını kaydedeyim YouTube'a koyayım. Böylece canlı yayınla da yani uğraşmış olmuyorsun Ama ben tabii ki seviyorum bunu e, Fakat özellikle yani Hani DM'e bazen diyorsunuz ya niye cevap vermiyorsun Yani belki de sadece bugün 100-150 kişi şey yazmıştır e, Denk geldiklerimi söylüyorum yani Bu yayın kaydedilecek mi? Bu yayın kaydedilecek mi? Neden işte kaydedilirse ben sonra izlerim. Zaten o sonradan izlerimciler çok azı izler. Genellikle izleyemez. Biriktikçe konu zaten bütünlük bozuluyor. Ben aynı zamanda anlık Discord'dan vesaire destek alın istiyorum. Bu süreci de hızlandıracak. Ama ücretsiz olayıyla ilgili farklı bir durum getirme planım var açıkçası. Neden yani bir yayına bakıyorsun? işte başlangıçta ne güzel 8 bin, 9 bin, 10 binlerle başladığın yayın bir anda böyle 6-7 yayın sonra 300'lere, 400'lere düşebiliyor. Ben sizin her şeyi açık açık konuşuyorum. Bu da neden oluyor işte? Ne de olsa sonradan izlerimcilerden kaynaklı. Belki şunu getirebilirim, hadi size açık konuşayım. O yayını... Yayın esnasında yani canlı yayında herkes izleyecek. Fakat yayını kapattıktan sonra o YouTube'a ertesi gün düşüyor genellikle. Veya yani birkaç saat sonra düşüyor. Orada e, ücretliye çekebilirim. E, bu durumu o canlı yayın performansını korumak için. Aslında öğrenciyi de korumuş oluyorum. Fakat ben hiçbir zaman bu kamplardan 1 lira bile kazanmadım çoğu şeyi duymuyorsunuz ama ben e, çok yüksek bir getirisi yok zaten bu noktada e, IT kanalı olduğumuz için e, ben oradaki bütün geliri e, ilgili yerlere aktarıyorum arkadaşlar e, sizlerin de adına e, oradaki geliri de yine aynı şekilde aynı modelde e, dağıtabilirim. Ya işte aynen ben de acaba yani katıldı ama sonra tekrar etmek istiyor. Şimdi ona da haksızlık olur. Ondan dolayı bir kafam karışık ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Bakalım. Evet hadi bakalım. Bir çözüm bulacağım arkadaşlar. Bakalım. Şimdi buradaki modelimizi kurduk ya. Buradaki modelimizi kurup çalıştırdığımızda bakalım gelmiş mi tablolarımız. Refresh. Bakıyorum o gelmiş. Ne kadar başarılı bir modelimiz var diyerekten. Görüyor musunuz kolonları? Bakın mis gibi gelmiş. Model ID. Constraint'lere bakıyorum. Bakın gördünüz mü? Ben oraya unik bırakmıştım ya. O da oluşmuş. Evet, destek almak isteyenler lütfen Discord'a geçsinler. Oradan da destek alabilirsiniz. Bu çerçevede. Evet şimdi bakalım. Bakın ben ne yapmak istiyorum? Diyelim ki ben bu modelleri getirmek istiyorum. Listelemek istiyorum. İşte kiralama aşamasında sol tarafta modellerden işte seçim yapacak falan. Şimdi modeli vermek istiyorum. Daha önce biz ne yaptık? Şöyle biznesimi açayım. Responslarımı açayım. Bakayım. Get all brands response. Yani burada marka ID ve name. Güzel. Şimdi aynı response'tan bir tane de model için yapalım. Ama işler burada değişecek. Get all models response diyelim. Tamam. Buradaki bütün şeyleri alalım. Anotasyonları alalım. get all models response aynı şekilde id ve name de var. Tamam o da güzel. Tamam mı? Bakın o da süper. Ama ama private int brand id. Sonuçta bunun bir brand'i yok mu? Yani tabloya da baktığım zaman şöyle bu tablo üzerinde gittiğim zaman Şöyle noktalı virgülü eksik. Şuraya gidiyorum. Modellerime bakıyorum. Nerede bu modeller? Neredesin? Bu şarkı da mahvetmişti beni. Şu depremde. Karsu. Neredesin sen söylüyor ya. Evet aklıma onu getirdi. Evet şimdi Models... Bakın id name brand id geliyor. Ama ben id'yi getirmek istemiyorum. Name'i getirmek istiyorum. Yani modelleri listelediğimde modelin id'sini name'ini getirsin ama markanın id'sini getirmesin. Ha, i̇lla brand id'yi mi getirmek istiyorsun onu da getir. Private int brand id diyebilirsin bu noktada. Onu da getirebilirsin. Tamam mı? Ama ben burada bir join atmak istiyorum. Bakın niye öğren yapıyoruz? İşte bu kolaylıkları bize sağlayacak. Yani DTO C# özel değil. Name int mi kaldı? Nerede? Yok string işte. Nerede kaldı ya? o? Heh, brand name. Pardon. Tamam. Brand name'i getirmek istiyorum string olarak. Tamam. Bağırmayın. Tamam mı? bakın get all models response. Ben şimdi bunu kurgulayacağım. Brand servisime geldim. Bakın burada benim ne vardı? İşte bütün operasyonları yazmıştım. Artık hani bütün operasyonları e, yazmayacağım. Ne dolayısıyla örneğimiz mevcut elimizde diye aynı şekilde ben bir tane de eee interface'i new interface diyerek e, model servis isminde bir tane interface oluşturacağım. Aynen buradaki gibi bir yapı kurgulayacağım. Bakın şu liste alıyorum. Şöyle get all brands response değil de models response. Şu sonuna gidip kontrol shiftle çözümünü yapıyorum. Ama bunu da getirmiş oldum. Mesela kullanmadığım bir import var. Ctrl Shift O arkadaşlar. Dur Akses'deki Access'teki concrete şu an hani mevcut e, JPA ilerliyoruz. Spring JPA ilerliyoruz. Bunu silebilirsiniz arkadaşlar. Eee refactor demeydi. Neyin içindeydi? Delete ha, şuradaymış ya. E, silebilirsiniz. Onun e, için lazım. İşte başka bir e, ORM değildi atıyorum. Saf JDBC'ye geçeceksiniz. O zaman kullanabilirsiniz onu. Sadece orayı doğru implemente edip projeyi aynen kullanabilirsiniz. Evet. Model servisimizde bir get all yapacağız. Concrete'ine geldim. Bakın aynen brand manager gibi bir class ee, model manager. Unutmayın bunu sektörde böyle şey karşılığında çok görürsünüz böyle impal derler ee, yani ben de gittiğim kurumda eğer soruyorum burada ne isimlendirme kullanıyorsunuz onlar standart ne kullanıyorsa onu implemente ediyor. onu yazıyorum arkadaşlar tamam ee, bu implemente eder kimi model servisini. süper bakın şu an bize kızacak diyecek ki senin implemente etmediğin bir metodun var. Onu doldur. E tabi bu bir IOC'ye yerlisin. O yüzden bunu servis anotasyonuyla süsleyelim arkadaşlar. Ek olarak bir de all args Constructor'la injection yapacağım için bunları önceki derslerden biliyorsunuz artık. Private diyelim ee, model repository. Ama Engin Hoca model repository yazmayı unuttu. Hemen onu da verelim. Şimdi bunu burada oluşturdum ya. Bakın böyle bunu oluşturmak için şu tekniği de uygulayabilirsiniz aslında. Yani bu özellikle hani biz ne yapıyoruz? Entity, sonra data access, sonra business, sonra işte API veya UI gidiyoruz mesela. Kullandığın teknolojiye göre o bir UI olabilir, JSF olabilir, merge bin yazıyor olabilirsin vesaire. Bir de tersi vardır yani direkt örneğin controller'dan giderek. Create class dersiniz arkadaşlar. Bunu nereye eklesin? Browse deyip, bakın şurada nereye ekleyeceği Burada paketinin ne olacağı burada yazar. Ee, bunun Burada data access abstract'ı bulup okey deyip, okey diyebilirsiniz. Bakın. Böyle unuttuğunuz bir şeyi yeni bir şey öğreterek küsmüş kalpleri yeniden kendinizle barıştırırsınız. <laughs> Extend eder. Bu bir in... Class değil tabi. Bu bir interface. Böyle de düzeltebilirsiniz. Orada da verebilirdik. Class dedim orada çünkü. Interface olacak. Bugün ne güzel şey yapıyorsunuz. Yani çok güzel olanlar da işte böyle azaldığında da onun da bir avantajı var. Çok iyi takip başlıyor bu sefer. Çünkü onlar kemik kadromuz oluyor artık. Model repository bir JPA Repository'sidir arkadaşlar. Bakın T-Type'dan gelir. Bunun e, Type'ı ne? E, Type'ı e, Primary Key'miz Integer'dı değil mi? Type'miz, e, pardon çalıştığımız tip ya. Ne diyorum ben? Model ID alanımız da Integer arkadaşlar. Tamam. Bakın buradaki tip. İş hayatımda hangi ideyi kullanıyorum hiç e, önemli olmuyor. Bende bütün ideler var. E, i̇nan NetBeans bile kullanıyorum. E, i̇şte isim vermeyeyim gerçi. Yani, savunma sanayisinde ülkemizin en öncü şirketlerinden birine gidiyorum. NetBeans bir projede. NetBeans bir kuruma Yani Soruyorum ne kullanıyorsunuz? Onlar söylüyor işte. Net e, IntelliJ IDEA lisansımız var. Onu kullanıyorum. Ama burada herkesin lisansı olmadığı için kalabalık olduğumuz için Eclipse kullanıyorum. İstediğinizi kullanın. Böyle ide muhabbeti çok yapanları da hiç sevmem arkadaşlar. Böyle açık konuşalım. Tamam. Geldim buraya. O az önce gelmeyen model repositorumuz gelmiş mi ya? Ha gelmiş. Control space yaptığımda getirdi. E bu ne yaptı? Bakın. Ne de olsa lombok var ya. Constructor'a eklemiş oldu. Yani bu all arcs buna burada sanki bir constructor varmış gibi ekler arkadaşlar. Constructor yapar. Dolayısıyla ekstradan constructor yapmayla uğraşmayız. Şimdi bundan sonrası inanın çok kolay. Bakın buradaki yaptığımız hareketin çok benzeri. de yaptığım şu get olun içinde vardı ya. Hareketin aynısı. Şöyle geliyorum. Yapıştırıyorum. Tamam mı? Bakalım. Bunları, Bu, bu, bu hareketi şu an bilerek yapıyorum. Bilerek yapmamın sebebi e, kurduğumuz yapı oldukça standart. Temel operasyonlar için. E, olayın aslında kod generator'larla kod üreticilerle ne kadar güzel hale geldiğini göreceksiniz. Bu arada size güzel de bir haber vereyim. E, takip edenleriniz vardır. En Architectury biliyorsunuz. En Architectury şu an yani bizim böyle büyük bir lansman duyuru yapmamamıza rağmen bir sürü kurum kullanmaya başladı. E, o ürün için kod da yazdık. E, o noktada onu da sürüyor olacağız arkadaşlar. Burada da code generator'la müthiş işler yani işlerinizi müthiş hızlandırabiliyorsunuz. Bu da ne yaptı? İşte bir de standart bir durum oluşturdu. Bakın models. Ben burada model repository'nin find all'unu kullanacağım. Ne oldu? Bana bütün modelleri verdi. Tamam. Get all model response döneceğim. Bu benim için artık models response bu modelleri yani şuradan gelen modelleri stream et. Tek tek dolaş. For each yapıyor aslında. Bizim için stream API. Her bir model için this.modelMapperService for response. Neden? Dönüş yapacağım. o yüzden for response. Her bir modeli neye çevir? Get all models çevir demiş oluyoruz arkadaşlar ve burada return değeri olarak da models response'u döneceğim. Bir yeri muhtemelen kaçırmışımdır. Burada nereyi hemen bakayım üstüne ne diyecek? model response dönüş tipi mi? Ha. <laughs> Hakikaten. Hakikaten öyle. Şimdi model mapper'ı burada e enjekte etmeyip ama kullanmaya çalışan kişinin adına Engin Demir derler. Copy paste böyle bir şey işte arkadaşlar. Yapmayın. Model mapper servisimiz yok. to enjekte ettim. Şimdi bakın bu ne yapıyor biliyor musunuz? Bu model mapper şuna şunu yapacak. Yani bizim gelen modelimizi şuna çevirmeye çalışacak. Tamam ID mapliyor isme göre. Name'i de mapliyor. Bir anda brand name diye bir şey görüyor. Öyle bir alan yok. İçindeki brand'in name'i Model mapper'ın, daha doğrusu bütün mapper'ların çalışma mantığı budur arkadaşlar. Yani model nered, nesnem nerede? Model id name, bak brand geldi. Tamam mı? Brand name yok. Brand'in içindeki name diye join'e atıp orada bize mis gibi joinlenmiş halini verir arkadaşlar. İşte bu noktada biz doğru bir stratejiyle çok güzel bir mapping altyapısı da oluşturmuş olduk. kendi query'lerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ister JPQL e, ister de yani JPA'nın query language'ını ister e, saf sorgular da yazabilirsiniz. Ee, bunun için şeye bakabilirsiniz. Camp Java'ydı sanırım kitabımda. Ee, yani önceki eski Java kampımızın e, reposuna bakabilirsiniz orada örneği göreceksiniz zaten <laughs> abi sesim çok güzel ya uyku getiriyor böyle başlarken güzel bir şey söyleyip sonrasında gömen arkadaşımız ne yapalım? Bizde de böyle Serkan. Evet arkadaşlarım. Evet evet yani orada brand ID olsa onu da ekler arkadaşlar. Yani siz yarın öbür gün bu yapıyı kurdunuz ya. Şimdi kafanı yere at. Geldim buraya. Dedin ki ya bu bana private string ne bileyim brand description uyduruyorum yani. Veri tabanına gittim öyle bir şey ekledim. Sadece buraya eklemen yeterli. Gittim description diye bir alan oluşturdum. Gelip buraya bunu eklemen yeterli. Şimdi arkadaşlarım ne yaptık? 44. Şimdi buna bir tane de controller yazacağız ama şöyle 23 diyelim. Hadi 23 olsun. İkinci teneffüsler bir tık daha uzun olur ya. 23 de dersteyiz diyelim. Tamam. Bir de bir kontroller yazalım sonra sonucu görelim. tekrardan Merhaba arkadaşlar geldim sizinleyim şimdi buraya bir tane de şöyle bir model eklemek için bir request bırakalım bu arkadaşımız da create model request olsun. Tamam. Şöyle hemen anotasyonlarımızı alalım. Aldım anotasyonumu. Şöyle modelin ismi burada da var. Çok güzel. Bir de arkadaşlar int brand id almalıyız. Yani yeni bir model eklediğimizde bunun marka ID'si ne olacak? Şimdi burada hemen validasyon olayına da bir girelim. Şimdi burada ben bu name alanı'nın veri giriyor, yani veri girilmesini istiyorum. Required dediğimiz, işte gerekli alan. Yani eğer sen model eklemek istiyorsan. Onun name'ini gireceksin arkadaş dediğimiz bir konfigürasyonunu yapalım. Not null. Bakın burada sun ice tech diye bir şey var. O paket var. O da var ama onu seçmeyin. Javax validation'ları seçiyorsunuz. Ona dikkat. Tamam mı? Onun dışında hani boşluk falan geçer. Onu da yapmasın. Hatta size de verelim size olarak da minimum muydu? Evet, min. Minimum iki karakter olsun bir ya da üç karakter olsun. Max değeri de örneğin yani bir araba markası maksimum 20 olabilir. Diyelim ki 20 karakterden oluşsun diyelim arkadaşlar. Aynı şeyi brand ID içinde kurguluyor olacağım. Tamam. Bu hareketi, tabi ben az önce marka dedim, modeli demek istedim anladınız. Aynı hareketi bakın marka için de yapabiliriz. Not null, not blank, size gibi kurguları buraya koyabiliriz arkadaşlar. Tabi bunlardan bayağı var. Ee, gidip tek tek anlatmamıza gerek yok. Bir araştırma olsun. Ee, şunu şey yazarsanız, bakın Javax Validation Constraints diye Constraints List diye Google'a yazarsanız neler olabileceği gelir arkadaşlar. Burada. Bunu backend'de mi kontrol etmek mantıklı yoksa frontend'de mi? Güzel soru. Arkadaşlar frontend sadece kullanıcı etkileşimini iyileştirmek için yapılır. Yani orada Böyle yazarken buraya girmen lazım arkadaş. Buraya üç, minimum 3 karakter girmen lazım. Daha de gelmeden. Aynı zamanda kullanıcıyı da bilgilendirmiş olursun. Hızlıca frontend de bunun için yaparız. Ve bu e, kullanıcı etkileşimi için lazımdır. Zorunlu değildir aslında. Ama kullanıcı etkileşimi için iyidir. Fakat frontendleri kullanıcı atlayabilir arkadaşlar. Sonuçta javascript. Her şey tarayıcıda onu atlayabilir. Frontend tarafı için konuşuyorum. O yüzden şöyle diyelim. Backend de zorunlu. Frontend de opsiyonel. İkisini de aynı anda yapabilirsiniz. Her iki tarafta da yapın yani. Birisi frontend de sadece etkileşim içindir. Kullanıcı ile etkileşimi iyileştirmek kullanıcı deneyimlerini arttırmak içindir. Entity'de aman arkadaşlar. Bakın bu çok daha güzel oldu. Tayfun. İyi ki söyledim bunu. <laughs> Entity'de mi daha makul yoksa request'lerde, response'larda vesaire her neyse request'lerde diyelim. Ee, hangisi daha makul? Arkadaşlar İşte response request pattern bize bu noktada çok güzel kolaylıklar getiriyor ileriye dönük. Şimdi siz entity'ye verdiniz. Diyelim ki size'ı verdiniz. Uyduruyorum bunu tamamen. Siz entity'ye verdiğiniz zaman o artık her zaman geçerli olur. Ama öyle durumlar vardır ki işte şu kullanıcı girdiğinde minimum 3 değil 2 de girebilir. Veya şu request girildiğinde minimum 2 de girilebilir. Güncelleme yaparken minimum iki karakter olabilir. Ama eklemelerde üç karakter. Uyduruyorum bunu. Belli olsun diye, örnek net olsun diye bunu söyledim. O yüzden durumlar değişir arkadaşlar. İş ihtiyaçları farklı operasyonlarda değişiklikler gösterir. O yüzden iş katmanını kodlarken her request için, her response için ayrı ilerleyeceksiniz. <laughs> Para oyun sektöründe beyler bunlar boş bilgiler. Oyun kodlamayı öğrenelim. Şöyle bunları bilmiyorsan oyun kodlayamazsın en fazla sürükle bırakla oyun yazarsın. Evet arkadaşlarım. Bu da tamam. Model servisime geldim. Aynen brand servisindeki kodu kullanabilirim. Model servisimde de bu bir create model request ve create model request Ctrl Shift O ile gereksiz importumu uçurdum. Entity sınıflarına daha sonradan ekleme yapmak istiyoruz. Bu kısım veri tabanına nasıl yansıyor? Sorunu biraz daha açar mısın Oğuzhan'cığım? Ne tam ne demek istiyorsun anlamadım. Evet Model Manager'a gelince bunu da kaydedince böyle bağıracak bize. Diyecek ki Unimplemented metot var. O zaman onu benim için kodla diyecek. O da buraya çok yakın. Bakın kodlarımız çok standartlaştı. Hemen bunu da veriyorum şöyle. Bu artık benim bir model nesnesi oluşturmam lazım ki entity olacak ki veri tabanına bunu ekleyebileyim. Dolayısıyla create model request'ini elindeki model request'ini bir model nesnesine çevir ve aynı zamanda benim model repozitörümü kullanarak şu modeli veri tabanına ekle demiş oluyorum. Tabi buna model mapper service değil model repository yanlış seçmişim. Bu backend'dir arkadaşlar. Dolayısıyla siz bu backend'i ister mobil için, ister masaüstü için, ister arayüz için, frontend aman web için ortak kullanabilirsiniz. Ortak bir backend yazarız. İşte bir bankacılık uygulaması gibi düşünün. Mobilde aynı backend'i kullanıyor. İnternet bankacılığı web de aynı kullanıyor. Şeydeki ee, şubedeki şube memuru arkadaşımız da aynı kendi kullanıyor desktop kullanırken. Evet, Ctrl Shift O yapayım. Buradaki gereksiz importlarımı da atayım. Şu ünlemler beni hep rahatsız ediyor. Burada da varmış. Ctrl Shift O. Kaydettim. Şu an temiz görünüyor. Buyurun. Evet, Hikmet onu kaçırdın sanırım. Önceki şeyden de, dersten de hatırlıyorum ismini. Ee, ne yapıyor? Brand ID olmadığı için içerideki brand nesnesinin ID'siyle mapliyor. Tüm dünyada Java çok popülerdir arkadaşlar. Tamam mı? Model manager'ımız da artık hazır. Bu senaryoda. Şimdi gelin biraz da iş kuralı yazalım arkadaşlar. İş kuralı aslında bakarsanız o kadar standart bir yapı kurduk ki iş kuralları burada bir programcının en yani beken de en yoğun vakit harcadığı durumdur. İş kuralı nedir? İşte iş biriminin sana getirdiği aslında gereksinimlerdir, kabul kriterleridir. Der ki işte müşteri diyor ki yani bir marka bir daha tekrar etmemeli o markadan bir daha aynısını geçmemeli veri tabanında diyelim ki veya e, aynen marka için e, veya araba için orada daha çok alanım var ne bileyim orada e, girilen bir fiyatın e, veya o araba için Kiralama yapacağımız zaman o arabanın işte Findex skoru olur. Rentekarlar öyle yaparlar. Der ki işte BMW 3 serisini kiralayacaksa birisi onun Findex skorunun minimum işte 1200 olması lazım. kredilendirme puanı yani. 1200 olması lazım. Sen de bakarsın bu araba kaç Findex skoru istiyor ve bu kişinin bu kadar Findex skoru var mı? Bu bunlar iş kurallarıdır arkadaşlar. Tamam. Peki iş kurallarını nasıl yazıyoruz? Gelelim business'a. Yeni bir paket daha oluşturuyorum arkadaşlar. Business nokta rules. Bakın iş kuralını gelip şunun içerisine böyle if böyle, if şöyle, if şu olursa diye yazmıyorum arkadaşlar. Zaten sektörün kanayan yarasıdır. Böyle çorbaya döner. Spagetti dediğimiz koda döner. İş kurallarını biz merkezi bir noktada birleştireceğiz ve aynı iş kuralını farklı metotlar isterse de onlar da kullanmış olacak. Farklı klasların içinde kullanmak istersek yine kullanmış olacağız arkadaşlar. rules. Bunun içerisine bir tane class oluşturuyorum. Ne olsun? Mesela brand business rules diyorum arkadaşlar. Tamam mı? İş kurallarımı nasıl yazacağım? Ve burada lütfen dikkat edelim. Çünkü çok güzel bir teknik kullanacağız. Şimdi ben diyorum ki e, bu mar, bir markayı eklediğimde veri tabanında daha önce bu markadan olmayacak. İşte veri tabanına unique constraint koymamıştır mesela uyduruyorum e, veya koy koymamış olsa bile bir metotta bu kurala ihtiyacı olabilir. Her neyse e, bu bu gibi bu durumu kodlayacağız. Peki nasıl kodluyoruz arkadaşlar? Public Void. Bütün iş kurallarımızı tertemiz yazacağız arkadaşlar. Tertemiz yazacağız. Public void. Bunu nasıl başlatıyorum biliyor musunuz? Check if. Kontrol et eğer. Check if. Brand name exists. Benim çok zorlandığım bir kelimedir. Ee, i̇çinde birden fazla s olduğu için. Ve S ile bittiği için benim son S'lerim biraz peltektir. Check if brand name exists yani marka ismi tekrar ediyor mu? Ee, burada parametre olarak marka ismini geçeceğim arkadaşlar. İş kurallarınızı arkadaşlar. Bu, bu noktada statik yapmanıza gerek yok. Sebebi de biz injection çalışıyoruz. Çalışacağız. Bu bu klası zaten singleton oluşturacağız. Dolayısıyla tek bir tane olacak. O açıdan statik yapmanızı gerektiren bir durum yok arkadaşlar. Bakın marka ismi tekrar ediyor mu diye kontrol etti. E benim ne yapmam lazım? Ee, gidip veri tabanına bakmam lazım. Veri tabanında böyle bir e, şey var mı diye, böyle bir marka var mı diye kontrol etmem lazım. O zaman benim burada şu an marka üzerinden gidiyorum, dikkat edin, private e, brand repositoryye ihtiyacım oldu. He, o zaman burada bir injection var. Gidip 50 kere üretmesin. Zaten bir tane de var. Onu kullansın. Aynı zamanda az önce de söylediğim gibi ben bunu enjekte ederek kullanacağım. Nib'lemeyeceğim. O yüzden buna IOC'ye de yerlesin diye servis ekliyorum. Şimdi ne yapacağım? kuralımı burada yazacağım. Yani marka isminin ee, tekrar etmiyor olması lazım. Eğer diyeceğim. Şimdi bakalım neler yapabiliyormuşuz. Diz nokta brand repository diyeyim. nokta findlı bir şey olacak. Geliyorum find all var. find by e, orada bir e, şey alıyor. Predicate alıyor. ID var. Find one var. Hapı yuttuk. Yok. Ne yapacağız şimdi burada? Brand repository dediğimde yok. İşte arkadaşlar JPA Spring JPA'da implementasyonu çok güzel. Burada işleri kolaylaştırabiliriz. Peki ne yapıyoruz? Yani yeni bir metoda ihtiyacınız var. Hemen herkes lütfen brand repositoryye gitsin. Şimdi bana o isimde bir marka olup olmadığı lazım. O yüzden boolean. Yani True ya da false döndürsün. Boolean döndürsün. Bakın şuraya aynen şöyle yapıyorum. Exist by name diyorum. Ve geldim buraya. String name. Şimdi bu bunu yazdım ya. Ya diyeceksiniz ki yani sen az önce gittin konkrette sildin ne olacak bu diyebilirsiniz. Arkadaşlar burada Spring ee, JPA yani JPA şu JPA repository bizim için özel keywordler sunuyor. Exist gördüğü anda kendisi bize bir sorgu oluşturuyor. True false döndüren bir sorgu oluşturuyor. Neye göre? Name alanına göre. Bak şurada ki name alanına göre hakikaten gidiyor veri tabanına bakıyor. Varsa true, yoksa false döndürüyor arkadaşlar. Tamam mı? Böyle keyword'lerimiz var. Bunun başka kullanımları da mevcut. Mesela find deyip find yazamamak. Find by name. Find by name and başka bir şey. Şu i̇ki alan olan gibi. Tamam mı? Böyle kullanımlar söz konusu. O yüzden bunu araştırmak için de Spring JPA Keywords yazarsanız tamam mı? Keywords yazarsanız mis gibi liste ile karşılaşırsınız. İşte container, bitwinler hepsini burada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Find'ı kullanırsanız, find'lı bir şey kullanırsanız o zaman burada buraya neydi bu? Brand miydi bu? Brand yazarsınız çünkü find bull demek. Eğer tek olduğundan eminseniz brand deyin. Çok dön, çoklu olduğunu biliyorsanız bunu verin. Yeterli. Tamam. Ama sen exist dedin ya. Exist var mı? Var olmayı anlatır. E, Tur ya da False döner. Tamam mı? Dolayısıyla bu hareketi yapınca kaydetmeyi unutma. Şu brand Business Rules'a gelip nokta exist by name gördün mü? Hop geçtim. Peki burada ne yapsın? Arkadaşlar buraya muazzam dikkat edeceğiz. Temiz kod yazmanın aslında şu an hayati bir konusunu işliyoruz. sektörün kanayan yarısıdır. Problemi gördüğün anda yani gelip buraya true false deyip bir anda o manager'ın içini spaget diye çevirmeyin arkadaşlar. Problemi yakaladın ya. Burada kuralı yazdın. Problemi yakaladığın anda throw new exception, runtime exception deyip, throw new runtime exception, çalışma zamanı hatası. İşte ne olsun, brand already exists diyelim. Tamam mı? Brand already exist diyorsun. Şimdi runtime exception e, Java'da bu da hadi araştırma konusu olsun. Java exception types diye çok basit. Şimdi Java'da e, çalışma zamanı hataları, bir de işte compile time exceptionlar vesaire mevcut. Siz .NET'ten burası farklı. Bu noktada kullanımı değişiyor. Bu şekilde yazarsanız. Bakın ben throw new exception dediğimde gördünüz mü? Bakın burayı böyle yani karşı tarafı bilgilendirmen lazım oluyor. Ama sen biliyorsun ki bu hata çalışma anında olur. O yüzden runtime exception. Yani compile time'da olacak bir hata değil. Fakat şimdi benim çalışma Zamanında bütün hatalarım biznes hatalarım. Hayır başka tür hatalarım da olabilir. He, o zaman senin burada runtime exception değil de bunun bir business hatası olduğunu anlatman lazım. Kendi business klasını yazacaksın bu noktada. Şimdi bunun için de bizim zaten projemizde Core Utilities diye bir şey vardı. Oraya bir paket daha oluşturuyorum. Utilities Mappers'ı silip Exceptions diyorum. Ve şu Business Exception'ıma gidip Create Class Business Exception. Bunu sana zahmet git. Core Utilities Exception'sın altına yapıştır diyorum. Extends Exception diyor. Hayır, onu extend etme. Runtime Exception. Sen çünkü bir Runtime Exception'sın demiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi ben oraya mesaj da geçmek istiyorum. Bak, şunu yaptım ama şu hareketi yaptım. Tamam. Şu business exceptionı ama buraya bir mesaj da geçmek istiyorum. Ama o mesaj aslında runtime'a giden mesaj olmalı. O yüzden geliyorum çok basit bir teknikle string message ver diyorum bana. Bana bir mesaj ver. Peki o mesajı ne yapayım? Süper'e yollayayım. Tamam. O mesajı ne yapayım? Süper'e yollayayım. Süper kim burada? Süper. Aha bu arkadaş. Gidiyorum ona bakıyorum. Gördün mü? Şuraya yollamış oluyorum. O da kendi süperine yolluyor zaten. Süper base sınıf demek. Şimdi burada yine sektörde kullanılan iki farklı tekniği söyleyeyim arkadaşlar. Birinci teknik bu. Ee, bu biraz daha kolaylaştırılmış bir teknik aslına bakarsanız. Ee, bu business exception artık çözülmesi lazım. Böyle kaydedince gelecektir. Evet geldi. Ee, bir teknikten daha bahsetmek istiyorum. O da şu. Bakın ya genel bir exception fırlatırsın. Burada aslında istersen bir exception kodu da Ekstradan geçebilirsin. Ya da bazen de bu biraz daha az bir kullanımdır ama aslında e, çok çok daha doğru bir kullanımdır. Fakat biraz kullanımı e, developer maliyetini biraz yükseltir. Ne yaparsınız gelirsiniz burada her şey için yeni bir exception klası oluşturabilirsiniz. Gerek yok bu işimizi fazlasıyla çözecek. brand already exist diye brand name daha doğrusu dediğin anda bu işi de çözmüş olursun. Çok güzel. Şimdi ben bunu nasıl kullanacağım? Bakın görüyor musunuz? Yaptığımız hareket çok basit. İş kuralını yaz iş kuralı uymadığı anda patlat. Geç. Tamam mı? Şimdi brand manager'a geliyorum. Brand'e döndük şu an arkadaşlar. Brand manager'a geliyorum. Private diyorum ki bana bu business rules lazım. Brand business rules şeklinde verdim. Ne de olsa all arcs constructor'ım var. Şu brand business rules'u da çözmüş olayım. Bakın ne oldu? Hop buraya eklendi. Görüyor musun? Bak şuraya eklendi. Ne de olsa Olarx Constructor'ım var. Şimdi ben bunu nasıl kullanacağım? Ne zaman yapacaktım bu hareketi? Ekleme yaparken. Bak iş kurallarını gelip şiir yazar gibi buraya diz nokta brand business rules check if brand name exists onu nereden alacağım? Gelen request'in name'inden alacağım. Ve koyacağım. Yani birden fazla kuralın olabilir, olacaktır büyük projelerde. Böyle alt alta o kurallarını yazacaksın. Farklı business rule klasları da olabilir. Mis gibi çalışacaksın. Bakın ne yapmış ne yapmamış olduk? Ben burayı böyle spagettiye çevirmemiş oldum. Sarı ünleme çözüm burada bir tane Serial, serial ID... ...Version ID koyarsın. Bu e, birçok ortamda... ...artık ihtiyacımız olan bir şey değil ama... E, ...Core Java'dan gelen... E, ...bir standart... ...dan ziyade bir ihtiyaç... ...diyelim. Şu an bizim projemizde... ...buna ihtiyaç yok. Muhtemelen bildiğim kadarıyla... ...hatırladığım kadarıyla... IntelliJ buna kızmaz mesela. Ama bu kodu yazan arkadaş orada bir şey yazdıysa bunu yazdıysa o zaman gelir. Bunun için bir şey yazdıysa o zaman gelir. Serileştirme için lazım. Bize lazım değil o. Tamam. Artık Brand Manager var. Demek ki iş kurallarını nasıl yazacak mısın? Böyle yazacaksın iş kurallarını. Böyle gidip şunun içini çirkinleştirmeyeceksin. If şöyle, if böyle. Yok. Kurallarını yazacaksın. Böyle alt alta mis gibi çağıracaksın. Tamam mı? Bitti. Demek ki iş kuralını da gördük. Validation'ı da araya sıkıştırdım. İş kuralını da sıkıştırdım. Artık bana bir controller lazım arkadaşlar. Onun ismini de models controller verelim. Maalesef Emre'cim yok. Hemen ilgili anotasyonları hızlıca Brent'ten çalıyorum. Bu API Models'a gitsin. Soracığıma şu get mapping'i kullanalım. List get all models response control shift ile unused importlarımı sileyim. Model service lazım bana. private olarak constructor koymuşum zaten. Model service Model service diyelim. Dolayısıyla bu da model servisten bu büyük olmuş model servisten getolu çağırsın. Herkes mutlu mesut yaşasın. Önce kampımızda da şey yapmıştık. Yani yine hata fırlatıyorduk. Arkadaşlar. Bunu hiç değiştirmedim. O data result yapısını burada kullanmadım. Onun yerine buradaki kontrolleri da ilgili requestleri ayrı ayırarak geliştirme tekniğini uyguladık. Gerek yok o yüzden. Evet. Bir de post mapping'i de çalalım. Burada da create olacak. Burada create model request kullanacağım. Create model request model servisini kullan. Create model request'i al. Yeterli. Yani iki tane yazdım. Diğerlerini artık siz yazabilirsiniz. Ctrl Shift O yapayım. Unused importları uçurdum. Evet. Serileştirme onun için lazım. Input output için. Evet arkadaşlar. Burası da tamam. Bakalım. Bir sürü şey yazdık. Kaç? iki buçuk saati geçmişiz. Kod yazıyoruz. Uygulamamızı nerede yayınladık? 80-80'de mi? Değiştirmemişiz. 80-80'e gidip orada Swagger UI'mızı çağıralım. Şimdi bir tane model eklemek istiyorum. Bakalım modelimiz çalışacak mı? Ne olsun? Series 4 olsun. Brand ID olarak hatırlamıyorum neye kaç verdik. 1'e BMW eklemişimdir diye tahmin ediyorum. Öyleymiş. Series 4, 1. Kaydedeyim bakayım. Uhu süper 201 create oldu diyor. Bakın şimdi güzelliği burada görün. Bütün markaları listeliyorum şimdi. Get yaptım. Görüyor musun? Join attı öyle getirdi. Şimdi mesela brand için post diyelim. Try it out. Yeni bir marka ekleyeceğim. Daha önce bmw'n vardı, ignore case de koyalım arkadaşlar. Şimdi Büyük harflerle yazılan bmw ile küçük harflerle yazılan bmw aynı değil veri tabanına göre. Yani o veri tabanının collation'a deniyor. Collation'a göre değişir tabi bu. SQL default'u e, case insensitive yani büyük küçük harf duyarsız ama SQL Server ama Postgre duyarlı, Oracle duyarlı. Bakın BMW'yi atıyorum. Hata yemek istiyorum burada. Yedim. Bakalım ne yedim? Aha, business exception yedim. Ve brand name already exist. Yalnız bunu böyle son kullanıcıya verirsen hapı yuttun. Senin bütün paketlemelerin vesaire hakkında bir sürü bir sürü bilgi aldı arkadaşlar. Evet. Süper. Şimdi arkadaşlar yalnız o bu tarz bilgi alımları çok risk içeriyor. Orada arkadaşlar eğer biz burayı böyle yazarsak hapı yutarız. Ya yani son kullanıcıya orada eğer tehlikeli birisi varsa karşıda kuson kullanıcı olarak ona bir sürü sistem hakkında bilgi veririz. Genellikle de sistemlere saldıranlar bir sistem hakkında bilgi toplamaya çalışırlar. Yani veri tabanına injection attı ama tabloları bilmiyorsa veri çalamaz. O yüzden bu tip bilgiler onlar için önemli. Biz de bunu engellemeliyiz arkadaşlar ona göre bir çalışma yapmalıyız. Şöyle hemen şuradan açayım. Hmm, orada şeyli yazmışım. Kayıtlı olmayan bir marka yazdığımızda... ...exception fırlatması normal. Şimdi arkadaşlar... E, ...burada... ...az önce mesajda gördüm... ...geçti e, ama hatırlıyorum. Şimdi bazen... ...özellikle... E, ...işte... ...olmayan bir... ...modeli geçmeye çalışırsınız... ...vesaire. Buralarda... ...defensive programlama yapmanız gerekiyor. Yani kullanıcıdan gelen... Veri gerçekten de doğru veri mi? Yani en azından sisteminde var olan bir veri mi? Çünkü birçok programcı ne de olsa frontend'de işte combo'dan seçiyor, dropdown'dan downdan neyse seçiyor. Yani oradan o veriyi getiriyor. Doğru veri gelir gibi düşünüyor ama data tampering denilen bir olay var, veri manipülasyonu. Araya bir tane sniffer koyar. O veriyi değiştirerek gönderebilir. O yüzden size gelen verinin gerçekten de gönderilebilir bir veri olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. İkincisi, şimdi siz burada mesela add yapıyorsunuz ve mapleme yapıyorsunuz ya. Modelden gideyim, model managerdan gideyim. Şimdi burada açık konuşmak gerekirse... Ee, Java dünyasında popüler olan Mapperlar yani biraz böyle eksiği olan aşırı reflection yapıyor ve o refleksiyonu da e, yaparken e, belirli hatalar olabiliyor isim benzerliği vesaire. İşte ID bulamıyor gidiyor başka bir isminde ID olan bir şeyi yapıştırıyor vesaire. Belli bir noktaya kadar Map'i yap, yaptıktan sonra burada özel durumlar varsa işte ekleme yapmak istiyorsunuzdur, güncelleme yapıyordur bir metotta. Öyle bir durumda arkadaşlar gelip şu e, ekleme için tabi. İşte modelin bu belli bir aşamayı kendi yapsın. Modelin işte e, örneğin set bir şeyi deyip manuel set de yapabilirsiniz bu durumlarda araya giriniz arkadaşlar. Ee, kompleks ihtiyaçlarda böyle bir şeyler karşınıza çıkacak. Haberiniz olsun. Bu aralarda yani illa %100 mapper'a, mapper her şeyi yapsın diye bir dünya yok. Ee, i̇htiyaç dahilinde manuel mapleme ile model mapper'ı aynı anda kullanabilirsiniz. Ee, kendi custom mapper'larınızı vesaire yazabiliyorsunuz normalde fakat yani o noktaya girdiğiniz zaman bir sürü kod yazmanız gerekiyor. Öyle durumlar da var maalesef bu mapper'larda. Onun yerine ben benim size tavsiyem tecrübeyle sabit arada ma genel maplemeyi yaptıktan sonra manuel maplemeler e geçebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi şu rent a car application'ınıza gelin bakalım. Burada ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir AOP tekniği uygulamak istiyorum arkadaşlar. Peki AOP ne? Şimdi şöyle düşün. Sizin bütün işte bir tane UI'niz var. Bu bir React olsun, Angular olsun, Vue olsun, Desktop olsun fark etmez. Ve burada da senin bir kontrollerin var. Yani istek buraya geliyor. Tamam mı? İstek buraya geliyor ve hop direkt çağırıyor. Yani ilgili kontrollerin metodunu direkt çağırıyor. Sen de diyorsun ki ben buraya bir tane aspek koyacağım. Tamam. Yapılan bütün isteklere gelen cevaplar buradan geçecek. Tek bir nokta gelen bütün istekler buradan geçecek. Eğer olur da burada bir business exception fırlarsa onu öyle hata bilgilerini dökme. Onun yerine bir tane nesne oluştur, onu döndür diyeceksiniz. Tamam mı? Bu noktada şuraya gelelim arkadaşlar ve başlayacağım bu noktada kodlamaya. Diyeceğim ki arkadaş sen bir exception handler'sın. Bunu gördüğü anda bu arkadaşımız he, burada bir hata oluşursa buradan geçeceğini bilecek. Bunun çalışabilmesi için bir advice bakın AOP bu. Rest controller advice'ı buraya da ekliyorsunuz. Yani bütün controller'lar bu noktada bu edva e, bu e, şeye şu exception handler'a tabi demek arkadaşlar burada. Eğer bu hata yakalanırsa hata statüsünü HTTP tipi statüsleri miydi neydi? Şuradan bakayım ha koddu kod HTTP statülerinden. bad request. Döndür. Şimdi kodlamaya başlıyorum. Public diyeceğim. Ve burada bir hata bilgisi döneceğim arkadaşlar. Burada bir hata bilgisi. Peki döneceğim hata bilgisi ne olacak? Hemen geliyorum. Bunun için şu exception var diye core utilities'in. Onun altında bir tane problem details diye bir class oluşturacağım. Problem details diye bir class oluşturacağım. Ne olsun mesela bunun içinde basit bir şekilde string işte hata bilgisi olsun bunun içinde diyelim. Siz yarın öbür gün kendi özel Sınıflarınızı da oluşturarak örneğin işte validation problem details deyip hata bilgilerini de onun içine koyabilirsiniz arkadaşlar. Bundan extend edip. Direkt bunu kullanacağım ben. Public class problem details. İçinde de string message. Yani ben az önce kullanıcıya çılgınca ee, bilgi vermiştim ya. sistemle ilgili hata bilgisini onu vermeyeceğim. Onun yerine böyle bir class döndüreceğim. Tamam. Olay bu. Geldim. Public problem details döndürecek bu arkadaşımız. Handle business exception. Buraya verdiğin ismin hiçbir numarası yok arkadaşlar. Olay şu. Exception. Peki hangi hata olursa bu metot çalışsın? Burada diyeceksin ki bak. Olur da sen business exception alırsan çalış. Diyeceksin. Tamam. Yani bu burası önemli bu önemli. Bu hangi hata olursa ben onu handle edeyim demek. Araya gireyim demek. Zaten bir business exception aldıysan çalışacağı için geleceksin burada diyeceksin ki problem details diye bana bir tane nesne oluştur. Problem details. Bu problem details'ın geldim problem details'a. Dedim ki arkadaş sen aynı zamanda sana zahmet şunları da içer ki ben uğraşmayayım. ile bilmem nesiyle uğraşmayayım, getter'ıyla, setter'ıyla. Bunlar standart artık. Standart anotasyonlarımı ekledim arkadaşlar. Bu problem details'ın set mesajı o an oluşan hatanın mesajıdır. Return it e, neydi? Problem details. Tamam. Artık buraya istediğin kadar bilgi koyabilirsin. Ve onu döndürebilirsin. Evet. Bakalım ne oldu? Neydi? Markada mı biz Business Exception fırlatmıştık? BMW. Bakın. Şöyle çirkin bir şey döndürmüştü. Bakalım şimdi ne olacak? 400 Bad Request ve bu. Tamam. Mis gibi oldu. E o zaman şimdi bakalım validation ile ilgili bir hata alalım. Mesela şöyle buna bu hatayı koyduk mu hatırlamıyorum. Şey validation koymadık mı buraya? Evet. Bakın çalışmadı bizim. E, ben tek bir e, harf yazdım. Sanki koymuştuk buraya. Ama çalışmadı. Biliyorum hatamın ne olduğunu. Yani eksiğimin ne olduğunu. E, nereye koymuştuk? Requestlerim nerede? Aa, şurada. Bakın bunları koydum ama bunları koydum ama devreye girmedi. Sebebi de şu arkadaşlar. Bunların devreye girebilmesi için şöyle bunları sorudan ekledik. Unuttum ben. E, add'i add bul, bulmak istiyorum ve buldum. Buraya gelip add wallet dediğinizde bunu javax validation'dan e, pardon e, Aha, pardon javax validation'dan alıyorsunuz tamam mı? Aynı hareketi modula da yapalım. add wallet diyelim. Kaydettim. Az önce bana bağırmasını istediğim ama bağırmayan arkadaş şu an bağırdı. Tamam. Şimdi diyeceksin ki ya hani şunu yazmıştık gidip e, az önce ne güzel bilgi veriyordu şurada ama bu arkadaş niye vermedi? Sebebi arkadaşlar, bakın buradaki hatadan da belli olduğu üzere Nerede o? Bakın bunun türü business exception değil. Neymiş? Method argument not valid exception'miş. O zaman sen geleceksin buraya. Şu arkadaştan bir tane daha yazacaksın. Tamam mı? handle bu sefer validation exception burada neydi az önce gördüm ben onu method argument not valid valid exception method argument not valid exception aldı burada hata mesajı olarak gelip validation exception verebilirsin. Ama şimdi diğer bilgiler nerede ya yani nerede hata var? Bakın şöyle biraz aşağı inersen message var bakın. Tamam ben message'ı genel bir bilgi yerine daha doğrusu bu şekilde bir bilgi yerine validation exception yazdım. Bakın böyle biraz aşağı inince hangi field'da ne hatası olduğunu söylüyor bakın. Gördünüz mü? Hangi field'da hangi hata var? Demek ki bizim buranın içerisine bu hata bilgilerini de set etmemiz e, mümkün arkadaşlar. Yani buraya hata bilgilerini de yerleştirebiliriz. İşte o oradaki hangi field'da ne hatası var diye koyabiliriz. Hocam böyle bir şu şu hata olacak şekilde hepsi için tek tek yazacak mıyız? Şimdi eğer Kullanıcınızı doğru yönlendirmek istiyorsanız uygulamanızda oluşabilecek tüm hata türleri için yazmalısınız. Doğrusu bu. Ama şimdi bunun sonu yok. Sen onu kastediyorsun Cemşit. Onu kastediyorsun. Öyle bir durumda da arkadaşlar yani hani şey var ya bir hata oldu yöneticinize başvurunuzun yeri burada genel bir hata metodu yazıp aşağıda işte nedir? Exception gibi. Mis gibi olur. Ona da şey dersiniz işte. Bir hata oldu yöneticinize başvurur. Ha, Bunun güzel yanı ne arkadaşlar? Şimdi siz oluşan bütün bu exception'ları aynı zamanda alıp loglayabilirsiniz. Buradan. Yani gidip her metoda log yazmanıza gerek yok. AOP tekniklerini kullanarak bunun içerisinde böyle merkezi yönetimler yaparak bu senaryoyu e, uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu benim için yeterli değil. Ben bunu Validation Problem Details diye değiştirmek istiyorum. Tamam. Çünkü yani bana hangi field'da ne hatası var yani validation, exception dersen frontendçi gelen datayı nasıl yerleştirecek? Değil mi? Yapamaz o hareketi. Ben de geliyorum. Ee, nerede? Şurada. Exceptions'ıma. Bir class daha bırakıyorum. Validation Problem Details diyorum. Ve bu arkadaşımı extend edersem e, neyle? Problem Details'tan. Değil mi? Ve bunun içerisine de hangi alanda ne var diye yazarsam ve onu da bir şöyle hash map kullanacağım. Onunla verirsek mis gibi olur arkadaşlar. E hangi alan da ne hatası var. Tamam. Bu problem details'deki şu güzelim anotasyonları şuraya da bırakırsak mis gibi olur. Tamam. Evet gençler ne durumdayız? Yoruldunuz mu? 3 saat oldu. Bakın ne yapmış oldum? Hem mesaj var hem de bu bilgi var. Şu rentekara geldim. Artık bunu çözersem. mis. O zaman şu validation problem details'ın set validation error'ına da gelip new hash map eklersem olayı çözmüş olurum. Tamam? Yani buraya bir hash map ekleyeceğim. Bu bir liste olacak yani dictionary gibi. E o zaman gelin şurayı düzeltelim. Bakın bizim burada aslında eee Şuradaki validation errors'ımızı biz aslında bu hareketi yaparak şunu yaparak doldurmuş olduk arkadaşlar. Dolayısıyla bu validation error'lara e, get validation errors nokta deyip artık bunun içerisine elemanlarımızı yerleştirebiliriz mesela put kullanarak. Peki bunları nasıl yerleştireceğim? Peki bunları nasıl yerleştireceğim? Şimdi malum şu hata ekranını açayım ben sizin için bir daha. Görüyor musunuz? Burada bakın hatalar böyle erey olarak geliyor. Birden fazla hata olsaydı burada birkaç tane alanımız olacaktı arkadaşlar. Demek ki hatalar erey olarak geliyor. O zaman ben de diyorum ki e, hata bilgisi burada. Ben bu hata bilgilerini tek tek dolaşsam. Bir tane for iç yazsam. Neydi? Ezberi hatırlamıyorum ben de. Bakacağım daha önce yazdığım bir kaynaktan. Field error her bir field error için. Neredeki? Şu gelen hatadaki method argument not valid exception ya oluşan hata burada bakın şu. Ondaki hangi alanmış? Get binding result nokta get field errors'miş. Field error değil aman. Field errors. Bak bu bana ne veriyor? Şu get field errors. Ne veriyor bana bak görüyor musun? List of field error veriyor. Dolayısıyla ben bu listeyi dolaşabilirim. E, her bir elemanda field error olmuş oluyor. Dolayısıyla ben bu validation problem details get validation errors'ına put diyerek bu bilgileri yerleştirebilirim. Diyeceğim ki field error'ın key değeri. Bu hangi kolon ee, şey get field dedi mi pardon get field ne default mesajmış hata bilgisine de field errorın get default mesajını koy tamam bir test edeyim bu arada daha farklı yazmışım ben bunu sizin için şu an refactor ettim aslında Bakalım ne olacak? Execute. Ve <laughs> nereye yazdık onu? Validation. Well, Bunu yakalaması lazım. Niye yakalamadı? Yanlış bir şey mi yaptım? Exception handler. Ha şey varmış. Bir yerde hatam varmış benim. Nerede hata var? Ha, noktalı virgülüm eksik. Ah o noktalı virgüller. Tamam. Bir daha. Hop. Yes. Görüyor musun? Böyle birden bakın name alanında şu hata var. Görüyor musunuz? Yani frontendçi için de muazzam bir şey. <laughs> ekledim ekledim ondan. Satır sonunda noktalı virgül eksikmiş. Burada field'lar arttıkça pıt pıt alta doğru liste uzar arkadaşlar. Şikayet ediyorsunuz ama son 10 dakika kayıp diye. Bence son yaptıklarımız çok çok güzel arkadaşlar. <laughs> ben yorulduysam mı bırakalım? Yoksa siz mi yoruldunuz acaba? Yani gerekirse yarın birkaç kere izleyin arkadaşlar. Evet, bu kampımızda son bir ders daha yapacağım arkadaşlar. Sonra bitiriyorum. Ne zaman olur Duy duyururum. Ee, bugün ne? Pazartesi. Çok uzatmadan yaparız arkadaşlar. Bir bakıyor musunuz? Yarın yapıyormuşuz. Neden bitiriyoruz? Aslında bitirmiyoruz. Advanced programına geçeceğiz bunun. Spring Cloud yapacağız. Mikro servisleri yapacağız. Ee, ama hani ona direkt sıfırdan bu konuları bilenler başlasın diye hani kanalımızda da aynı zamanda yeni başlık olsun diye onu sıfırdan başlıyormuş gibi e, kurgulayacağız. Size önerim arkadaşlar. Şuraya kadar ki konuları yani 7 ders artı bir ders daha 8 ders böyle hatmedin. Birkaç hafta sonra atıyorum Advance'e başladığımız zaman onu da böyle kesin tarih söyleyemiyorum. Olur da böyle başımıza sürekli bir şey geliyor. Ondan dolayı artık o zaman çok rahat edersiniz. Evet. Sizi özlemişim arkadaşlar. Dersi bayağı uzattım. Farkındayım. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.